merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Siz de sağ olun, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk tekrar. Ben röportajımı öncelikle Ferit Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Ferit Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 13 yaşımdan beri çıraklıktan başladım bu işe. 2005 yılında da kendi işimi kurdum. Askerden sonra kendi işimi kurdum. 2005 yılından beri de burada çeşitli de faaliyet göstermekteyim. Yani çekirdekten yetişmiş bir isim diyebiliriz. Evet, çekirdekten. Yani evet, çekirdekten bir şey yetiştik. Çıraklık, ustalık. Aynen. Biraz tanıyalım burayı. Neler yapıyoruz peki burada? Biz buraya geldiğimiz zaman Ferit Bey, ne gibi hizmetlerle karşılaşıyoruz? 2005'te startı verdik, başladık. Evet. Ondan sonra biz kendi imalatımızı, yani Güngören'de kendi imalatımız var. Kendi imalatımızı yapıyoruz burada. İşte düğme, aksesuar, kolye, broşlar, tekstilyan ürünleri, metal üzerine tekstilyan ürünlerinin tamamını kendi bünyemizde üretiyoruz. Ve Uzak Doğu'dan, yani Çin'den ithal ediyoruz. Aslında yani bölümünüzle alakalı A'dan Z'ye her şey diyebiliriz. Evet. Biraz yani metal. Tabii ki. Ve özel tasarımlar. Yani bizim işte çizimler olsun, istedikleri logolar ya da bizim müşterilerin kendi logoları ya da istedikleri kendi özel tasarımları, özel bir düğme koleksiyonu ya da özel bir broş koleksiyonunu hazırlıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan kendimiz burada çiziyoruz ve daha sonra da onu imalat sürecinde başlatıyoruz. Evet, zor bir iş yapıyorsunuz ama çünkü hizmet sektörü zordur. Yani yapılabilecek evet, sonuçlar doğru. Tamamıyla bizim yaptığımız iş aslında hizmet sektörü. Evet, nelere dikkat ediyorsunuz hizmetlerinden? Olmazsa olmazlar vardır. Olmazsa olmaz arasında birincisi aslında kalite. Yani kaliteli ürün yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Çünkü bu hizmette kaliteli veren çok az kişi var. Yani hızlı ve kaliteli bir şekilde ürün yapan çok az firma var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Kesinlikle önceliğimiz kalitedir. Fiyat ve fiyat kalitesi, yani fiyat politikamız aslında fiyatımıza düşüktür. Kaliteli ve uygun fiyatlara mal ürünüdür. Evet. Biz nasıl anlayabiliriz peki? Yani biz tüketici olarak biraz önce bahsettiniz. Sadece uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu bizde bir algı çünkü. Hem nasıl anlayabiliriz, nasıl yıkabiliriz bu düşünceyi? Yani şu anlamda hem uygun hem kaliteli ürünler aslında Türkiye'de yapılır. Ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani hem iyi kalitede ürünler yapmaya çalışıyoruz, hem de uygun fiyata bunları pazarlamaya çalışıyoruz. Üstelik hızlı şekilde ve güzel bir servisle diyebilirim. Çok severek yapıyorsunuz mesleğinizi. Kesinlikle. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu diyebilirim. Hani severek yaptığınız için. Peki personel sayınız? Personel sayımız 6. 6 kişiyle buradan çalışıyorsunuz. Evet, ama biz tamamen hizmet veriyoruz burada. Sadece yani hiçbir üretim burada yok. Sadece hizmet süresi, hizmetle alakalı. Evet, istihdam da sağlıyorsunuz ama ne kadar güzel aslında. Yani tabii total olarak 10 kişi falan şu an için istihdam ediyoruz. Evet, bir üretim yapıyorsunuz ki üretimde ne kadar gerideyiz ülke olarak aslında. Evet, evet. Buradan böyle bu işe girecek olan böyle bir tavsiyeniz var mı? Gençlere diyelim aslında. Yani kesinlikle siz buradaki evet kesinlikle şey olması lazım. Yani hani geceniz gündüzünüz olmuyor. İlk başladığınızda çok fazla çalışmak zorundasınız ve çok fazla hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey yok. Yani gece bile çok geç saatlerde evimize gidiyorduk. İlk başladığımız 3-4 sene boyunca. Tabii belli bir süreden sonra bunları oturttuktan sonra birazcık daha sistemimizi oturttuk ve ileriye dönük bir tık daha rahatladık. Onu söyleyebilirim. Peki dönersek o çıraklık dönemleriniz yani en başa. Hı hı. İstediğiniz yerde misiniz? Yani hedeflere ulaşabildiniz mi? Açıkçası yani tabii ki de neticede bizim yaptığımız iş gereği evet aşağı yukarı ulaştığım yerdeyim. Çok altında diyemeyim yani. İyi bir yerdeyim bence. Kötü bir yere de değilim bu an. Evet. Ama hedefte hiç bitmeyecek aslında. Hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü neticede işte bir fabrika daha fazla şubeleşme ve daha büyük işler yapma her zaman hedeflerimizin arasında. Hedef biterse biz de biteriz. Yani. Kesinlikle. O heyecanı da kaybetmemişsiniz ama. Hiçbir zaman. Şunu söyleriz ya, amatör bir ruh. Evet. Hani bu sizde hep var. Hiçbir zaman o bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Yani. Hayır asla. Asla yok. Öyle bir şey yok çünkü hala bile ben şu anda işte belki röportajdan sonra fabrikaya gideceğim. Kendim o işte işte o çıkan ürünlerin başına hayır kendim ayıklıyorum, yardım ediyorum. Kesinlikle gidip orada bir bekleme ya da işte ürünler çıksın alayım geleyim değil. Kendim bizzat için içindeyim hala. Evet, o yüzden zaten belli bir noktalardasınız. Evet,
En büyük tavsiyem de bu anlamda budur. Yeni yapacak arkadaşlara kesinlikle. Yani kendilerinin işlerini takip etmek zorundalar. Bizzat kendinize derseniz hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Böyle evet, bunları da buradan ekran dışındaki izleyicilerimizi hatırlatalım. Biz böyle televizyonda başarılar diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Daha son sözlerinizi alalım artık. Yani dediğim gibi hani Sakıp Sabancı'nın bir... Evet, kesinlikle gelsinler. Çay, ve kahve içmeye. Her zaman herkesi bekleriz. Dediğim gibi çok sıcak bir ortam var zaten bizim iş yerimizde. İsteyen her zaman çay, kahve, yemek her zaman bekleriz. Herhangi bir sıkıntı. Aile havası deriz ya, o içeri girdiğiniz anda evet. İyi bir enerji vardır, elektrik vardır deriz ya. Kesinlikle var o bizde, kesinlikle var. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için. Ben çok güzel bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olasınız. Başarılarınızın da devamını diliyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum çok size. Çok sağ olun. Thank you.